İyi akşamlar değerli izleyenler. Birinci sayfaya hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 21. Birinci sayfanın ilk saatinde asgari ücreti konuşacağız. Bugün üçüncü toplantı yapıldı biliyorsunuz ve Türk İş 9 bin liranın altına imza atmayız dedi ve masadan kalktı. Peki işveren ne istedi? Bundan sonra ne olacak? Dördüncü toplantıya taraflar hangi taleplerle gelecekler? Nihayetinde işte hangi rakam asgari ücret olarak belirlenebilecek? Az sonra üç kıymetli konuğumuzla enine boyuna konuşacağız. Sadece asgari ücret değil, vaktimiz dahilinde EYT'yi, sözleşmelilere kadro düzenlemesini, geçici işçilerin ve taşeronların durumunu, yani hepsini gündemimize taşıyacağız. Başlıyoruz, sizi de bekliyoruz bu arada. Efendim, milyonlarca çalışanın gözü bugün Ankara'daydı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını yaptı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Verirlerse masaya oturup imzalarız dedi. İzleyelim. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSP temsil etti. Hükümet ve taraflar üçüncü kez masaya oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 3 saat sürdü. Türk İş, asgari ücret görüşmelerine açlık sınırı olan 7.785 liranın üzerinde başlamıştı. Onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Şimdi kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bugünkü toplantıda ise ilk kez rakam telaffuz edildi. Asgari ücrete ilişkin teklifi işçi adına Başkan Ergün Atalay açıkladı. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız. Gözler şimdi resmi açıklamalara çevrildi. Zam oranı ne olacak? Asgari ücretlinin yeni yılda maaşı kaç liraya yükselecek? Cevabı merakla bekleniyor. Hiç vakit kaybetmiyoruz ve değerlendirmeye başlıyoruz. Üç değerli konuğumuz var. Ankara stüdyomuzda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Akay Unvan ve Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş var. Sayın Unvan, Sayın Karakaş hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve İstanbul stüdyomuzda ekonomist Muhammed Bayram da bizimle birlikte. Sayın Bayram siz de hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi milyonlar bizi izliyor ama ilk önce asgari ücreti konuşacağız. Yüksel Hocam, kısaca bir hoca gözüyle sizden bir değerlendirme isteyip sonra uzmanlarımızdan daha teknik analizler, değerlendirmeler talep edeceğiz. Uygun mudur? Efendim, şimdi aslında genel kanı düne kadar bugün yapılan bu üçüncü toplantının uzlaşmayla sonuçlanacağı ve 2023'te uygulanacak asgari ücretin açıklanması yönündeydi. Beklendiği gibi olmadı, bunu biliyoruz. Fakat düne göre daha net konuşabiliyoruz. Çünkü elimizde bazı iddialar, bazı veriler, doneler var. Onlarla başlayalım. Şimdi kulislere yansıyan bilgiler var. Pazarlık ifadesini kullanmayalım da böyle yoğun müzakerelerin yaşanmadığı iddia ediliyor, söyleniyor. İşte Türk İş 9 bin lira demiş, işveren de 7.800 demiş deniliyor. Nasıl buluyorsunuz? Yani bu rakamlar beklentilere uygun mu? Arası nasıl? Çok marj var mı sizce? Şöyle, ben gelmeden önce tabii hocalıktan kalan bir durum olduğu için ders notu hazırlar gibi bu konuyla ilgili bir araştırma yaptım. Bakanlık bu yıl ilk kez malumunuz bir anket düzenledi. Bu ankette işçilerin beklentisinin 7.500 lira üzeri, işverenlerin beklentisinin 7.000 lira, kamuoyunun beklentisinde 7.845 lira olacağı, asgari ücretle çalışanların beklentisinin ise 7.600 TL olarak ölçüldüğünü ifade etti. Şimdi genel olarak temayüle bakarsanız bugüne kadar olan bu toplantılar Aralık ayı içinde 4 kez yapılır. Biz üçüncüsündeyiz. Dolayısıyla hani işverenle işçi zaman zaman oy birliğiyle, zaman zaman oy çokluğuyla bu görüşmeleri sonuçlandırmıştır. Ama genel temayüle baktığınızda bunların oy çokluğu olanlarında muhalif olan kesimin yüzde anlamında işveren olduğunu görürsünüz. Evet. Dolayısıyla şimdi bu beni şaşırtmadı.
açıkçası. Zaten hani olayın tabiatı bu idi. Burada ücreti belirleyen devlet değil. Devlet burada sosyal devletin misyonunu yerine getiriyor. Çalışanını mağdur etmeme noktasında işçi ile işveren arasında bir köprü vazifesi görüyor. Tabii ki bu edilgen bir yapı manasında söylemiyorum. Ama burada uzlaşı işçi ile esasen işveren arasında olacak. Sonucunda 3 aşağı 5 yukarı tahmin edildiği gibi olacağı görüşündeyim. Peki efendim. Ne dersiniz Sayın Karakaş? Geride bıraktığımız hafta bir cuma günüydü değil mi? 3 evet, saat evet, yayın evet. yaptık. Sayın Bayram da vardı. en uzun bunları hep, bunları hep konuştuk. O gün olur mu olmaz mı derken bugün daha yakın bir noktadayız. Şimdi evet. 7800 ile 9000'in ortalamasını aldığımızda 8400 ediyor. Evet. %50'lik, %50'nin biraz üzerinde bir zam oranına tekabül ediyor. Elbette Türk İş'in bu kararına saygı duyuyoruz. Ama bu bir müzakere süreci olduğu için ne dersiniz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi öncelikle asgari ücretin belirlenmesi bir toplu pazarlık değildir. Yani şimdi hep biz böyle asgari ücret sanki kıran kırana böyle bir savaşmış gibi algılıyoruz ama işin yasal boyutuna baktığımız zaman bir tarafta işverenin bir tarafta işçinin yer aldığı toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlamında bir pazarlık yok burada. Evet. Burada asgari ücret komisyonu var. Ve asgari ücret komisyonuna baktığımız zaman işçi tarafı, işveren tarafı ve hakem rolünde olan devleti temsil eden Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Hepsinin eşit sayıda üyeleri var. Ve yasa diyor ki siz bir araya gelin, işte geçim indekslerine bakın, geçim şartlarına bakın ve asgari ücreti belirleyin. Süreç bu şekilde. Evet. Ama biz bunu böyle çok büyük bir pazarlıkmış gibi algılıyoruz. Şimdi öne sürülen rakamlar, daha doğrusu gelen duyumlar, sizin de bahsettiğiniz üzere işverenin teklifi gerçekten çok düşük bir teklif. Neden çok düşük bir teklif? Bir kere geçen yıl aynı zaman süreci içerisinde yine asgari ücret belirlenmişti. Yani hafızamızı tazeleyecek olursak geçen yıl Aralık ayında ve o zamanki enflasyon Aralık ayındaki enflasyona göre çok yüksek. Evet. Böyle bir olay var yanında kişiyle ilgili. Şimdi satın alma gücüne baktığımız zaman gerçekten emekçinin, çalışanın satın alma gücü inanılmaz bir şekilde düştü. Ve özellikle gıda enflasyonu can yakıyor. Bu bağlamda Türk İş'in 9000 diye teklif ettiği ücret bana göre son derece makul bir ücret. Benim kendi öngörümü söyleyeyim. TRT ekranlarında burada birkaç yayın yaptık. Kendi vermiş olduğum somut örnekler var. Türkiye Gazetesi'ndeki köşemde de belirtmiş oldum. Benim öngörüm yine en az bir %50'lik bir oran olması gerekiyor. 8250 ve yine geçen yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da devreye girerek en az 18500 TL'lik bir rakam tahmin ediyorum ki sizin de söylemiş olduğunuz İşverenin önermiş olduğu rakamla Türk İş'in önerdiği rakam az önce söylemiştiniz 8400. Evet ya, yani tam ortası 8400. 8500 TL civarında net bir asgari ücret bekliyorum. Peki. Sayın Bayram'a da kulak verelim. Muhammed Bayram nasıl okuyor bugünkü gelişmeleri? Sizinle de daha önce rakam bazında bir değerlendirme talep ettiğimizde sizden aşağı yukarı Sayın Karakaş'ta aynı öngörüdeydiniz. Evet Fatih Bey, biz 8 milyar 8250 TL rakamını zikretmiştik ve bugün de gün boyu yayınlar yaptık. Canlı yayınlarımızda da aynı şekilde bahsetmiştik. Ama burada bununla beraber 8 milyar 8250 TL rakamıyla beraber bir sosyal refah payı artışında göz önünde bulundurması gerektiğini bugün itibariyle anlamış bulunmaktayız. Şimdi masada tabii her ne kadar işveren tarafı, işçi tarafı ve devlet tarafı olsa dahi burada muhtemel bir pazarlık söz konusu. Pazarlık söz konusu olduğu için Türk İş Başkanı bugün 9000 TL'den aşağı inmeyeceğiz dedi. Yani 9000 TL'lik sınırın altında olursa biz pazarlık masasında yokuz dedi. Ve burada da daha önceki dönemlerden hatırlayalım. Bazı dönemlerde oy birliğiyle, bazı dönemlerde oy çokluğuyla belirlendi. Ben yine oy birliğiyle belirlenmesinden taraf olanlardanım. Burada Türk İş Başkanı'nın bir STK temsilcisi ve aynı şekilde devlet adamlığından dolayı ben burada tekrar oy birliğiyle anlaşmak adına masaya tekrar gelip oy birliğiyle bunun anlaşma yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türk İş'in
ücretten ziyade öne sürdüğü ve istediği çok önemli şeyler var Fatih Bey. Ve yayınlarınızda bunu bahsettik. Öncelikli olarak gelir vergi sarfesinin dilimlerinin yeniden belirlenmesi. Yani bunun yeniden değerleme oranıyla beraber artırarak bu ücretlilerin daha önce dilime girme sorununu, yani erkenden vergi ödeme, daha fazla vergi ödeme sorunu ayırması gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun. Çünkü bu ücretin iktisatta, hocam da, Yüksel hocam da bana katılacaktır. İktisattaki ücretin ayırma kuramına da doğru bir husus olacaktır. Ücretlilerden, emeğin karşılığı elde edenlerden daha az vergi alınır. Ticaret erbaplarından daha fazla vergi, gelir elde edenlerden daha fazla vergi alınır. Masada bunun da konuşulması gerektiğini, daha sonra dönemlerde kalırsa eğer bunun geç kalınacağını düşünüyorum. Çünkü biz her ne kadar tutarı artırsak da, asgari ücreti artırsak da 9 bin lira, 10 bin lira, 11 bin lira, 12 bin lira rakamla telaffuz etsek de satın alma gücümüzü artırmadığımız sürece bu rakamın hiçbir önemi yok. Yine aynı şekilde Türk İş Başkanı'nın yine taleplerinden birisi sendikalaşma önünün açılmasıydı. Burada Sayın Vedat Bilgin bu yıl boyunca bir hayli mesai harcadı. Siz de bahsettiğiniz yayınızdan önce sözleşmeli personelin kadroya alınması, 3600 ek gösterge düzenlemesi, geçici işçiler, taşeronların kadroya alınması, EYT, üstüne asgari ücret. Bunlarla beraber sendikalaşma önündeki engellerini Sayın Vedat Bilgin de hem hoca olmasından dolayı hem de sektörü bilmesinden dolayı sendikalaşma önemini çok her seferine dem vurdu. Sendikalaşma sorunları konuşulacakken 9 bin lira altında biz masaya oturmayız dendi. Tabii bu çalışanlarımızın emeğinin hakkıdır. Gönül ister ki 9 bin lirayı daha fazla tutarlarda çalışsınlar. Daha fazla tutarlar alabilsinler. Ama vatandaşlarımıza Haziran ayı yapılan zammın %30 değil de fiyatların bu kadar fazla artmayacağını garanti edilseydi 130'luk zam farkı istemeyeceklerdi. Çünkü bizim satın alma gücümüz azaldı ve devletimiz bunun farkında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki yaptığı kabine toplantısı yaptığı açıklamada zamanımız kalırsa biraz daha detaylı olarak bahsetmek isterim. Gelecek sene 2023 yılında %20 enflasyon olacakmış şekilde işverenlerimiz hareket etsin dedi. Bu çok önemli. Biz daha önceki yayınlarda da rakamlar telaffuz ediliyordu. DİSK'in bir verdiği rakam vardı, 13.200 TL rakamı. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş olduğu 10.928 TL rakamı vardı. Yine çeşitli ekonomistlerin söylemiş olduğu 10.000, 11.000, 12.000 rakamları var. Biz bunların fahiş rakamlar olduğunu, hayatın olarak işte aykırı olduğunu ve bunların ücret fiyat sarmalına neden olacağını, yani ücretler arttıkça fiyatlar artar, ücretler artar, fiyatlar artar, bunun sonunun gelmeyeceğine bahsetmiştik. Önemli olan da satın alma gücünün paritesinin iyileştirilmesi, yükseltilmesiydi. Burada Türk İş'in masadaki fiyattan ziyade burada gelir vergi sarfesinin sabit bir orana geçirilmesi ya da gelir vergi sarfesinin yeniden değerleme oranı artırılmasıyla beraber sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırmasını, tekrar masaya yatırmasını ve TİSK'in de muhtemeldir ki aradaki bir rakamla uzlaşacağını düşünüyorum. Hatırlayalım, 2020 yılı sonu itibariyle 2825 TL'di asgari ücret. Şu anda 5500 TL %94'lük kümülatif bir artış oldu. 2825 TL 2020 sonu asgari ücretin 2022 sonu asgari ücretle beraber karşılaştırmasına beraber, yani ola ki 9 bin lira oldu, bu fahiş fazla bir artış olarak önümüze çıkıyor. Burada 4250 TL olduğunu Sayın İsa Bey burada bahsetti. 4250 TL olduğu zaman enflasyonun %34 idi. Yani burada %16 puanlık ekstra bir sosyal refah payı artışıyla beraber 4250 TL'ye geldi. O dönemde de yine bunlar konuşuldu. İşte bunun İstanbul azalışa sebebiyet vereceğini, bunun işsizliğe sebebiyet vereceğini, ama o dönemki hava ılımlıydı. Neden? Avrupa'da resesyon yoktu. Şu anda Avrupa'da resesyon var. Avrupa'da durgunluk var. FED faiz arttırma uyarısını defalarca yapmasına rağmen hala FED, Amerika Merkez Bankası faiz arttırma devam ediyor. Yine aynı şekilde eksi faizler göre Almanya artı faizlere geçti. Ve bütün hepimiz şahit oluyoruz. Oradaki market kuyruklarına, yine aynı şekilde hayat pahalılığına, şu anda doğal gaz krizi yaşıyor, enerji krizi yaşıyor. Ve bizim 2023 yılımız bu seneki gibi daha ılıman geçmeyecek. Daha sorunlu geçecek. Çünkü bir yurt dışından bir talep yok. Talep olmadığı zaman da bizim ihracatçımız orada talep kısıtlamasıyla karşı karşıya kalacak. Bu da bizde de resesyon olmasa bile bir durgunluğa işaret edecek. Hem bunlarla beraber hem asgari ücreti artırdık, hem de aynı şekilde EYT kapımızda inşallah Aralık ayı sonu itibariyle meclise sevk edilecek ve gelecek sene Ocak ayı içerisinde meclise yasalacak ve Şubat ayı itibariyle vatandaşlarımız kıdem tazminatını alacaklar. Şimdi vatandaşlarımız eğer bu sene emekli olsalardı kıdem tazminat üst tavanı 15.371 TL, altıda 4.6471 TL'ydi. Şu asgari ücretin brüt tutarıdır bu. Biliyorsunuz kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden verilir. Ama yeni yılda 9 bin liranın, ben açıkçası 9 bin liranın işverene maliyetini, brüt ücretini hesaplamadım. 8.750 TL üzerinden de hesapladım. Çünkü olmayacağını düşünenlerdenim. Şu anda 8.750 TL olursa 159'luk bir artışla 10.294 TL'ye gelir brüt asgari ücret.
İşverene maliyeti de 12.095 TL. Yani bu tutar üzerinden bir asgari ücret hesaplanacak. Bu tutar, bu tavan üzerinden kıdem tazminatları ödenecek. O yüzden hem asgari ücretin artışı diğer maliyetleri tetikleyecek, hem de asgari ücretin artışıyla beraber genel sağlık sigortası ödemelerinde bir artış olacak. Yine aynı şekilde stajyerler maaşlarında askerlik doğum borçlanmaların artışı olacak. Evet. İşsizliğe bağlı sigorta priminin artışı olacak. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Topyekün olarak toplu mutabakat şeklinde enflasyona sebebiyet vermeyecek, ücret fiyat ayrımını gözetenen, aynı şekilde ücret fiyat sarmalına sokmayan bir fiyatın belirleneceğini düşünüyorum. Ben burada 8.000 ila 8.250 TL rakamın enflasyon verisine göre olması gereken bir rakam olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda 250 TL ile 500 TL arasında bir sosyal refah payı dokunuşu yapacaktır diye düşünüyorum. Ve bununla beraber de işverene bazı desteklerin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısaca ondan da bahsedeyim. İşverenin şu anda uygulandığı 5 puanlık sigorta prim indirimi var. O da ne? Erken öderseniz 5 puanlık bir indirimimiz var. Ama geç öderseniz %22 puanlık gecikme zammı var. Bunun biraz adaletli bir kısma çekilerek yükseltilmesi gerektiğini tarafındayım. Yine aynı şekilde asgari ücret destekleme tutarı var. 3.33 TL günlük, aylıkta 100 TL. Gerekli şartları sağlayanlar her işçi başına aylık 100 TL alıyor. Bunun artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde işverenlerimiz de istihdamın sağlanması, Türkiye ekonomik dönemine uygun olarak da yatırıma, üretime, ihracata devam etmek adına, istihdamına devam ettirilmesi adına bazı desteklerin de olması gerektiğini inanıyorum ki KGV paketi de 250 milyar KGV paketi de bunun aslında göstergesi. Peki, teşekkürler. Şimdi Muhammed Bey'in değerlendirmesinde kullandığı terimleri ben buraya not aldım. Bir ekonomist, bir işletme profesörü gözüyle hemen Yüksel Hocam'a soracağım. Şimdi en çok kullandığı terim, olgu, ücret fiyat sarmalı. Yani sorum şu olacak: ücret fiyat sarmalına sebep olmayacak, aksine dengeleyecek, alım gücünü artıracak ideal bir ücret artışı sizce nasıl olmalı hocam? Birincisi bu. Buna ek olarak da tamamlayıcı bir değerlendirme olsun diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız dönemlerde hemen hemen her kabine toplantısı sonrasında enflasyonla mücadelemiz devam ediyor diyerek ilk önce yapısal mücadeleyi işaret ettiler. Yani daha uzun vadeli hedef olarak, aynı zamanda enflasyonla savaştığımız bu cephede cephenin daha güçlü olması için, yani askerimizin işte her türlü ihtiyacının karşılanması için, yani böyle bir benzetme yapıyorum, kısa vadeli yani cepheyi koruyacak, alım gücünü düşürmeyecek bir anlayışta da olacaklarını ifade ettiler ve Aralık-Ocak aylarını işaret ettiler. Bütün bunlarla birlikte siz nasıl okuyorsunuz şimdi bu terimleri? Şimdi ben ikinci sorudan başlayarak konuya yaklaşmak istiyorum. Bilindiği üzere şu an bizim aslında yürütmüş olduğumuz ekonomik politikalar ya da finansal yaklaşım mevcut durumun paralelinde seyretmiyor. Dolayısıyla bu noktada da süreç devam ediyor. Geldiğimiz noktada ise sürecin olumlu etkilerini son çeyrekte gördük. Yurt dışında aksi politikalar izlenmesine karşın istenilen sonuç elde edilebildi mi tartışılır. Birçok noktada kriz onlarda da kapıda. Bizler belki hani bu konuda etkilendik. Ancak alım güçlerine bakıldığı zaman, temel ihtiyaçlardan bahsediyorum, hala bunlara ürün olarak ulaşabiliyoruz ve bunları satın alabilir noktadayız. Tabii gönül ister ki şu an hani asgari ücretten, yani minimumdan bahsediyoruz. Bunun optimum var, ideali var. Ama devlet kaynakları sınırlı. Dolayısıyla hani ben şimdi burada bir tablo hazırladım. Bu tabloya göre örnek olarak net asgari ücret 8.000 lira olduğu zaman Temmuz'a göre %45, 8.250 oldu mu 50, 8.500 oldu mu %55, 8.700 oldu, 50 oldu mu %59, 9.000 oldu mu %64 artış var. Evet. Bunu ocağa uyarladığınız zaman %64'lük artış %112'ye denk geliyor. Dolayısıyla hani bu noktadan baktığınızda artış tatminkar mı değil mi noktası tabii ki ücretli çalışan için tartışılırken, bir yandan da bunun işverene maliyet noktası söz konusu. Ve mevcut süreçte yaşam standartları da göz önünde bulundurulduğunda bunlar aslında çorbaya birer tuz ekmek şeklinde olacak. Ama hani malumunuz bu sofrada başka enstrümanların da olması gerekir. Bu noktada da işte o hani
kısa vadeli çözümler kadar orta uzun vadeli çözümler noktasında da bir takım süreçlerin yönetilmesi gerekiyor. Şimdi mevcut dönemde peşi sıra gelen bu paketler aslında çalışanın elini rahatlatıyor. Sayın Bakan'ın da daha önce ifade ettiği gibi 5 tane çözüm paketi sunuldu. Bunun 3'ünü gerçekleştirdik diyor. Geriye kaldı 2 tane. Dolayısıyla hani bütün bu süreçler bir anlamda piyasadaki daralmaya da engel olacak. Evet. Ve böylelikle dediğim gibi o döngü kendiliğinden kuruluyor olacak ya da en azından mevcut şartlar korunuyor olacak. Yani buradaki amaç şu değil asgari ücrette. Yani yaşayanların şartları daha iyi olsun değil. Yani şu an alınan kararlar. Mevcut durumu koruyabilmek. Mevcut durumu koruyabilmek yani hani bunu idealize ettiğiniz zaman bu ortaya çıkmaz. Yani şimdi mesela işverenlerle olan toplantılara katılıyorsunuz, finans zirvelerinde vesaire. Onların tarafından baktığınız zaman da onlar bir takım bunun kendilerine maliyeti ya da sıkıntıları noktasında paylaşımda bulunuyorlar. Şimdi hani dolayısıyla süreç iki taraflı bir süreç. Evet. Gönül tabii ki bir anlamda ezilenin yanında. Ama bir de realite var. Bugüne kadar yönetilen süreçlerde de benzer yollar izlenmiş. Yani bu dönemde de çok farklı bir yaklaşım ya da sonuç ben açıkçası beklemiyorum. Ancak bir uzlaşı devletin garantörlüğünde ve devletin yönlendirmesiyle, ara buluculuğuyla en iyi şekilde sağlanacaktır diye düşünüyorum. İki taraf açısından da. Peki hocam. Şimdi Sayın Karakaş, tek bir soruyla değerlendirmenizi kısıtlamak istemiyorum ama genel değerlendirmenin önemli kısmı şu olsun. Asgari ücrete yapılacak zam hangi alanları etkiliyor? Evet. Sosyal güvenlik açısından soruyorum. İsterseniz ondan önce, şimdi asgari ücreti biz hep maliyet açısından göz önünde bulunduruyoruz. İşin gelir dağılımı boyutunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Buyurun efendim. Yani şimdi TÜİK verilerine baktığımız zaman son yıllarda biliyorsunuz Türkiye büyüyor. Büyüme rakamları da çok güzel. Ancak emeğin, çalışanların büyümeden almış oldukları pay son derece sınırlı. Ve yine sermaye emek karşılaştırması yaptığımız zaman tamamen çalışanların aleyhine. Yani bu bağlamda sırf enflasyon var diye, enflasyon sarmalı olacak diye bunun tek müsebbibi çalışanlar, emekçiler olarak görmek son derece yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kesinlikle gelir dağılımındaki adaletsizlik de göz önünde bulundurularak ben netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki duyarlılığı son derece önemli. Ve netice itibariyle oy birliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla en az bir 8500 TL gibi bir rakam bekliyorum. 8500 TL'lik bir rakamı göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun brüt tutarı 10.000 TL, işverene maliyeti 11.750 TL. Tamam, işverene 11.750 TL dediğiniz zaman işveren bunu zaten üretmiş olduğu mal ve hizmetlere yansıtıyor. Ama işçinin, çalışanın yansıtma durumu yok. Ve gerçekten gıda enflasyonu çok yüksek. Bizim çalışanlarımızı da rahatlatmamız lazım. Bu anlamda 8500 TL'nin altındaki bir rakam çok düşük olacağı kanaatindeyim. Kaldı ki işverenlerin maliyetini düşürmeye yönelik devlet bütçenin, kesenin ağzını sonuna kadar açmış vaziyette. İşsizlik sigortası fonundan teşvikler İşverenin lehine akıyor. Hazinedeki teşvikler oraya akıyor. 20'den fazla teşvik söz konusu. Yine asgari ücret açıklandığı zaman hükümetimiz 2016 yılından beri asgari ücret desteği vermektedir işverenlere. Dolayısıyla yine işverenlere rahatlatmak için olacak burada asgari ücret desteği verecek. Ve benim kanaatim her halükarda bozulan gelir dağılımının ücretler lehine olacak şekilde asgari ücretin belirlenmesi yönündedir. Şimdi asgari ücret dedik, tamam çalışanları etkiliyor ama sadece 7 milyon kişi etkilemiyor. Geçen programda da konuştuk. Tabii. Ve maalesef şimdi biz asgari ücret dediğimiz zaman asgari kelimesi Arapça en az anlamına geliyor. En az, yani en az ücreti veriyorsun. Konuyu açmışken şunu da ifade edelim. Yanlış anlamalar olabiliyor. Evet. Asgari sizin de ifade ettiğiniz gibi en az değil. En az, minimum. Vasati ortalama, azami en yüksek. Yani
ortalama ya da olması gereken ideal maaştan bahsetmiyoruz. Evet. Kimsenin gönlünden bu geçmiyor. Bu olabilecek en az değil mi? Yani bunun altında altı kabul dahi edilemez demek. Çalıştırılması yani. Yasak. Evet. Ve altında çalıştırdığınız zaman cezanın uygulanacağı ücret demek. Yani işverenin elini kimse tutmuyor. Tutmuyor. Eğer gönlü el vermiyorsa evet. belli olacak aynen asgari öyle. Ücreti. Ben çalışanlarıma evet. 1.000 lira daha fazla vermek istiyorum dediğinde kimse ona verme demez. Değil mi? Yani kesinlikle. Biliyorsunuz artık özellikle AB çünkü özel sektörü konuşuyoruz. AB ülkelerinde, İngiltere'de ve birçok ülkede ne oldu? Çalışma saatleri düşürülüyor. Haftanın çalışma günleri 4 güne indiriliyor. Bu şekilde bizde haftalık çalışma süresi 45 saat. Fazla mesai de kattığımız zaman gerçekten bizim işçilerimiz, memurlarımız, emekçilerimiz gerçekten çok fedakarca ve inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Ve çalışma sürelerine baktığınız zaman AB ülkelerinden kat kat daha fazla. Yani bu anlamda bizim de gelir dağılımını sağlamamız açısından kesinlikle rahatlatmamız gerekiyor. Şimdi gelelim asgari ücret hangi kalemleri etkiliyor? Açlıklar halinde hocam. Evet, şimdi asgari ücret az önce de ifade ettik sadece 7 milyon kişi değil. Asgari ücrete komşu diyebileceğimiz sizin deyiminizle en az bir %10'luk kesimi de göz önünde bulundurduğumuz zaman yani neredeyse %50'ye yakın bir ücretli kesimi asgari ücretli. Yani bir bakıma vasati ücret dediğimiz ortalama ücret haline geldi. Yani burada bizim beklentimiz nedir? Verimlilikte göz önünde bulundurularak işverenler sadece asgari ücreti göz önünde bulundurmamaları lazım. Onun üzerinde çalışanlarını rahatlatmaları lazım. Bunu yaparken de ellerini tutan yok yani. Rahatlıkla verebilirler yani bunu. Yine aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Biliyorsunuz geçen programda söyledik mi bilmiyorum. Yani şimdi devlet ne yapıyor? Bütün çalışanlarına promosyon veriyor. Değil mi oradaki şeyle ilgili? Evet. Emeklilere promosyon var. Yani bunu da işverenlerimiz gönüllü bir şekilde kendiliğinden işin hakkı olan promosyonu vermeleri lazım. Ya da verilen yani promosyon. Yani illa devlet bununla ilgili bir düzenleme mi yapması gerekiyor? Her şeyi devletten beklememek lazım. Evet. Şimdi asgari ücretin etkilediği çok önemli kalemler var. Yani şimdi bakın burada asgari ücreti belirledik. Büyük ölçekli işverenler bunu belki rahatlıkla ödeyebilirler. Ama ben ilk hükümet programı döneminde Çalışma Bakanlığı'nda istihdamın artırılması, işsiz yönelmesi komisyonlarında da görev yaptık. Orada maliyet hesabı o kadar uğraştık onunla ilgili. Ve istihdamın artırılması ile ilgili biz hep dedik ya kalifiye iş gücünü artıralım falanlar falan geldiğimiz noktada istihdam iyi seviyede yani gerçekten önemli başarılar alındı. Ama istihdamı daha da artırmamız için bizim özellikle esnaf ve sanatkar kesimi bakın esnaf ve sanatkar ve küçük işletmeler bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin maliyetin bunların etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla benim kanaatim bir kuaför, bir bakkal, bir fırıncı daha fazla istihdama katkıda bulunabilir. Bunlara ayrıca bir teşvik verildiği takdirde bizim istihdamı da artırmamız söz konusu olabilir ve bunların ayakta kalmasını da sağlayabiliriz. Önemli bir husus değil mi? Çok önemli bir husus. Şimdi küçük bir işletmenin asgari ücretli çalışanıyla büyük bir işletmenin asgari ücretli çok farklı. Karşılama oranı çok önemli. Arada evet. fark var değil mi? Yani küçük işletmenin teşviki daha önemli diyorsun. İşin başka bir boyutu var. Yani şimdi bir düşün. Evet. Bir kuaför, bir bakkal. Bağkurlu. Şu anda 6.471 TL üzerinden %34,5 oranında bağkur primi yatırıyor. Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Özellikle esnaf için söylüyorum. Yani gerçekten esnafımızın ayakta kalması için bu yüksek. Asgari ücret 8.500 TL net olduğu zaman 10.000 TL üzerinden 3.450 TL tutarında bağkur primi yatıracak. Şimdi ben buraya programa gelmeden önce on binlerce takipçim özellikle bağkurlar, esnaf en büyük sıkıntısını dile getirdi. Nedir biliyor musunuz Fatih Bey? Buyurun efendim. 2000 yılı öncesinde çok sayıda bağkurlu esnaf primini ödeyemeyecek durumda olduğu için bunların tescili yapılmadı, prim ödenmedi. Şimdi ödenmiş olsaydılar belki onlar da EYT'den faydalanabiliyorlardı. Şimdi devletimiz gerçekten çok büyük olanaklar sağlıyor. Her yapılandırma kanununda bağkurlar için primlerin yapılandırması için çok cazip yapılandırmalar yaptı. Ama buna rağmen ödeyemediler. Peki efendim. Geldiğimiz noktada bunlar EYT yasası çıksa bile emekli olamayacak. Neden olamayacak? Çünkü geçmişe yönelik durdurulan 2008 yılı için söylüyorum.
primlerini ödemeyecek durumda oldukları için emekli olamıyorlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir yapılandırma, yine işverenlere sağlanan KGF'den taksitlendirme gibi bir taksitlendirme kolaylığı olması gerekiyor ve maalesef şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey olmadı. Şimdi geliyoruz sorunun cevabına. Asgari ücret, işte bu Bağkurları çok etkileyecek. Evet. Prim oranlarını söyledik. Yine ev hanımları. Yıllarca çalışmış, çocuğu olmuş, ailesine bakmak için evinde oturmuş, eksik primini dolduracak. Nasıl dolduracak? İsteğe bağlı sigorta. O 8500 TL net asgari ücret olduğu zaman 10.000 TL, 3200 TL prim ödeyecek. Dolayısıyla çok yüksek. Bir, iki, ödediği primler bizim patron sigortası dediğimiz Bağkur'a sayılıyor. Bağkur'a sayıldığı zaman daha fazla primle ve zor şartlarda emekli oluyor. 2008 yılı öncesinde olduğu gibi bu ev hanımlarının sigortasında SSK'ya sayılması gerekiyor. Ben buraya gelmeden önce çok sayıda kadın takipçimiz özellikle bunun bundan bahsedilmesini istedi. Bunun dışında askerlik borçlanması olacak. Şimdi EYT süreci biliyorsunuz. Evet. Muhtemelen pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak kabinede ipuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Yani o toplantıda böyle bir beklenti var. Dolayısıyla insanlar ne yapacak? Eksik primini doldurmak için askerlik borçlanması, kadınların doğum borçlanması, bütün bunlar asgari ücrete endeksli ve prim miktarı yüksek. Evet. Dolayısıyla geçmiş yıllarda yapılandırmayla birlikte banka kredisi olanakları sağlandı kamu bankalarından. Şimdi yine böyle bir talep var. Bunu da sizin aracınızda duyurmuş olalım. Bunun dışında asgari ücretin etkileyemeyeceği bir kalem yok. Çünkü vergi boyutu Muhammed Bey'in konusu zaten. Şimdi Muhammed Bey'e geçeceğim hemen. Şunu söyleyeyim. Sadece asgari ücretleri değil, asgari ücret belirlendiği zaman memurları, sözleşmeleri, yüksek ücretleri, dolayısıyla bütün bunların asgari ücret kadar geliri gelir vergisi dışında olduğu için bunları da etkileyecektir. Son olarak şunu söyleyeyim, sosyal yardımlar. Evde bakım parasından tutun 65 yaş aylığına kadar bunlardan faydalanmak için muhtaç olmak gerekiyor. Muhtaçlık sınırı da asgari ücrete endekslenmiş durumdadır. Yani lafı uzatmadan asgari ücret bir mihenk taşıdır. A'dan Z'ye toplumun tamamını ilgilendiren bir düzenleme. Şimdi Muhammed Bey sözü vermeden önce bu mihenk taşı olan asgari ücretin 2010 yılından bu yana gelişimi nasıl oldu? Birlikte bakacağız değerli izleyenler. Şimdi yıllara göre 2010 yılından bu yana derledik arkadaşlarımızla birlikte. 2010 yılında net ücret 599,12 Türk Lirası, artış oranı 9,7. 2011'de artış oranı yine 9,96 ve bu da 837 liraya tekabül ediyor. 2012'de 12,2, 940,5 lira. 2013'te 8,61, 1021,50 Türk Lirası değerli izleyenler. 2014'te 1134, artış oranı 11,01. 2015'te nete bakalım tabii. 2015'te 1000,54 ve 12,30'luk bir artış var. Şimdi 2016 burada dikkat çekiyor. 1300,99, 29,32 orada yıl boyunca geçerli olacaktı. O yüzden burada bir artış söz konusu. 29,32 1300 lira oluyor. Yani 1000 liradan 1300'e çıkıyor. 2017'de 1404,06 işte 7,92. 2018'de 1603,12 ve değerli izleyenler 14,17. Ta ki geliyoruz 2022'ye kadar, hepsini saymaya gerek yok. 25, 15, 21'lik bir artışla 2022'de kümülatif olarak Temmuz'la beraber bu artışın %95'e tekabül ettiğini görebiliyoruz. Artık bu noktadayız. 5500. Şimdi 5500 liralık asgari ücret ne kadar olacak? Bunu konuşuyoruz. TİSK'in 7800 lira teklif ettiği iddia ediliyor. Böyle bir kulis bilgisi var. Ama Türk İş zaten açıklamayı yaptı. Biz 9000 lira olursa imzalarız. Yoksa masadan kalkarız dediler. Sayın Bayram, şimdi az önce Sayın Karakaş da ifade etti. Bu işin bir vergi tarafı var. Yani devlet bu noktada da geçen sene fedakarlık gösterdi. Bunu biliyoruz. Bu açık. Vergi istisnası ve işte muafiyeti durumu var. Aynı zamanda
Tarkan Zengin hocamız da bu %95 işverene maliyeti %80 demişti. %15'lik aradaki farkı devlet vergiden fedakarlık ederek yapıyor demişti. Ne dersiniz? Sizden bu asgari ücretle ilgili son bir değerlendirmeyi alalım. Sizin değerlendirmeniz son olacak derleyici toplayıcı. Sonrasında vaktimiz kalırsa EYT ve kadroya geçeceğiz. Memnuniyetle Fatih Bey. Vergi istansının devam edeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde 5500 TL üzerindeki vergiler kaldırılmıştı. Bütün ücretlerdeki asgari ücretli kadar kısım vergi dışı olacaktır. Tabii bunun 6 ay itibariyle 6 ay boyunca devlete maliyeti, yani devletin vazgeçtiği vergi tutarı 100 milyar TL Fatih Bey. Bu da ciddi bir rakam. Ben bazı eklemelerde bulunmak istiyorum. Konuklarımız hem Müksem Hocam hem de İsa Bey bazı açıklamalarda bulundu. Burada bizim büyüme oranlarımızın Moody's'in bize bizim için yapmış olduğu auditlerde, denetimlerde Türkiye'nin büyüme oranı 4.5 iken 5.1'e revize etti. Şu anda 5.3'e revize etti 2022 sonu itibariyle. Yine asgari ücretin artışının belli bazı tabii maliyetlerle beraber asgari ücretin komşu ücretin, yani 5500 TL'ye yakın olan asgari ücretler, evet, 6000 liraya kadar asgari olan asgari ücretler ve ortanca ücretler. Yani bu da nedir? 6500 lira 7000 lira ücretlerin artık ortadan kalkacağını öngörüyoruz. Yani biz asgari ücret tutarını eğer yüksek belirlersek herkes asgari ücretle olmaya başlar. Herkes asgari ücretle olmaya başlarsa bütün ücretler vergi dışı kalır. Bütün ücretler vergi dışı kalırsa devletin vergi geliri azalır. Bundan dolayı da devletin hareket kabiliyeti de ortadan kalkar. O yüzden çok önemli bir denge. Bu önemli dengenin gözetileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin uygulanmış olduğu bir model de var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bir de aynı şekilde İsa Bey'in Bağkur primle alakalı, esnafımızın Bağkur primle alakalı yaptığı yorumlara katılmakla birlikte şöyle bir şey var. Pandemi sürecinde aslında en çok etkilenen kesim esnafımızdı. Kuaförümüz, bakkalımız, mahalledeki tekel bayimiz. Bunlar çok etkilen, terzimiz. Bundan dolayı da pandemi sonrasında devletimiz nasıl bir yenilik yaptı? Basit usulde vergilendirilen esnafın, küçük esnafın vergilendirmesi ortadan kaldırdı. Yani bu küçük esnafımız eğer basit usulde vergilendiriliyorsa, bunun belli şartları var, buna tabi olursa, bunu sağlarsa eğer, bunlar vergi vermeyecek, beyanname vermeyecekler. Bu da çok büyük bir yenilik. Şu anda küçük esnafın üzerine sadece Bağkur primleri var. Tabii ki ödemekte zorunluluk çekiyorlar. Ama asgari ücret artmasıyla beraber Bağkur primleri daha da fazla artacak. Burada çok kısa bir şekilde şuna bahsedeceğim. Ondan sonra şu ekonomik modelden bahsetmek istiyorum Fatih Bey izninizle. Buyurun. Genel sağlık sigortası primi şu an 195 TL iken %50'lik bir artış olursa 292 TL yükseliyor. %50'lik bir artış üzerinden bahsetmek istiyorum. 65 yaş aylığı, buna biz yaşlılık aylığı diyoruz. Hane içerisindeki gelir net asgari ücretin 3'te 1'inden daha az ise burada yaşlılık aylığı bağlanıyor. Bu şu anda 1684 TL iken %50 bir artış olursa 2526 TL yükselecek ki asgari ücretin artmasıyla beraber buradan faydalananların sayısı da artacak. Daha fazla kişi yaşlılık aylığı almış olacak. Yine askerlik doğum borçlanması şu anda en düşük 69 TL iken %50'lik bir artış olursa 103 TL yükselecek. En yüksek 517 TL iken yine bu borçlanmalar günlük %50 zam olursa 775 TL yükselecek. İşsizlik maaşı, burada işsizlik maaşı son 4 ayın ortalaması dikkate alınarak yapılıyor. En düşük ücretin %40 alınır, en fazla da asgari ücretin %80'ine kadar alınabiliyor. Burada en düşük 3314 TL iken, pardon, 2568 TL iken %50'lik bir artış olsa 3820 TL olacak. Bu hazineden ödenecek bir tutardır işsizlik fonundan. Yine asgari ücret kıdem tazminatı az önce bahsettik, bunu es geçiyorum. Rapor ücretleri 144 TL iken 216 TL yükselecek. İşsizliğe bağlı sigorta primleri az önce İsa Bey bahsetti. En az brüt ücretin 132'siydi bu. 3120 TL yükselecek. Engelli aylıkları %40 ila %69 oranında engellimiz varsa 1124 TL iken 1686 TL yükselecek gibi. Biz burada tabii asgari ücretin artışıyla beraber genel ekonomik dengenin de gözetilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Çünkü burada evet, biz az önce de Sayın Hocam da katkılarını sundum. Teşekkür ederim. Ayırma kuramından bahsettik. Burada İsa Bey'in de belirtmiş olduğu üzere gelir vergisinde bir marjinal vergilendirme oranı vardır. Bu marjinal vergilendirme oranına kadar devlet bir gelir elde eder. Daha fazla bir vergilendirme yaparsanız eğer artık vergi yediğiniz düşer. Çünkü artık vergi vermemezlik ortaya çıkar. Bizim asgari ücretimizin makul düzeyde artırılamaması bu sorunlara yol açar. Eğer devlet buralardan vergi toplayamıyorsa başka alanlarda dolaylı vergilerde vergisini artırarak bunu toplamaya çalışır ki bu da marjinal fayda aşılmış olur. Burada ayırma kuram var ve 73. maddesi anayasadaki 73. maddesine göre herkes vergi kanunlarına göre eşittir. Burada daha fazla gelir elde eden daha fazla gelir, peki daha efendim, az ücret elde eden daha az vergi ödemesi şeklindedir. Burada çok özür dilerim Fatih Bey. Buyurun. Bu asgari ücreti toparlamak istiyorum. Burada biz hep faiz enflasyon ilişkisinden bahsettik.
Burada Sayın Cumhurbaşkanı faiz enflasyonu ilişkin bir teorisi de var. Ekonomistler buna ilişkin de farklı bir tez öne sürmüştü. Bu faiz enflasyon ilişkisi 1930 yılında burada Fisher'ın yapmış olduğu, Irving Fisher'ın yapmış olduğu bir denklem. Burada talep enflasyonu varken geçerli olan bir husustur bu. Yani faizleri yükseltirseniz enflasyon düşer. Yüksel Hocam da katılacaktır. Burada talep enflasyonu varken bu. Bizde şu an talep enflasyonu yok. Zaten Merkez Bankası talep enflasyonu kısıcı etkiler yapıyor. Biz ne yapıyoruz şu anda? Maliyet enflasyonu olmadığı için maliyetlere yönelik bazı adımlar atıyoruz. Nasıl peki? Şu anda Türkiye'nin uygulamış olduğu ekonomik modele uygun olarak yatırıma, üretime eğer bir tutar gidecekse selektif kredi politikasıyla biz buradaki kredilerimizi evet. buraya yönlendiriyoruz. Yeter ki yatırıma gitsin, yeter ki üretime gitsin. Eskiden olduğu gibi krediler çekilip dövize gitmesin diye. Bununla beraber de biz artık bölgesel asgari ücretleri konuşmamız gereğidir. Çünkü biz her dönemde şu anda yaşadığımız gibi asgari ücret enflasyonu yaşamamamız lazım. 10.000, 11.000, 12.000 rakamları havada uçuşuyor ama şu anda emin olun bazı, Sayın Cumhurbaşkanı son kabine toplantısında bahsetmiş olduğu üzere bazı kişiler şu anda mallar üzerine fiyatlar koymuş durumda. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı 120'ler seviyesinden fazla enflasyon olmayacak. Herkes hesabı buna göre yapsın dedi. Ayrıca ülkemizin bunca fedakarlık eşine getirdiğimiz Türkiye yüzlü vizyonunu bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz açıklaması yaptı. Bu çok önemli. Demek ki artık biz enflasyon mücadeleyi satın alma gücünün artırılması yolu yapacağız. Fahiş fiyatları mücadeleyle yapacağız. Bununla beraber de bölgesel asgari ücretleri konuşmamız lazım. 2-3 sene sonra eğer asgari ücret düzeyleri bu seviyede kalırsa ve enflasyondaki ve konut fiyat artışlar engellenemezse şu anda büyük şehirler, metropollerde çalışacak asgari ücretli bulamayacağız. O evet. yüzden 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nde görevli Merkez Bank Başkanı Murat Şeker Hocam'ın yaptığı bir ince araştırma var. O dönemde asgari ücret 2020 TL iken burada 5. grubu ayırmış. Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Mardin, Batman, Diyar, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bu tutarda ama İstanbul 2454 TL tutarında. O yüzden biz ücretin ayırma gereği kuralı, gelirin marjinal vergilendirilmesi, gelir dağıtım adaletinin sağlanması açısından biz artık bölgesel asgari ücretle konuşmamız lazım. Yine Türkiye ekonomik modeline uygun olarak da büyümeden ve gayri safi yurt içi hasıladan asgari ücretlimize, özellikle sabit dar geliri, sabit orta gelirimize belli bir pay vermeyi konuşmamız gerekiyor artık. Peki efendim. Tam 10 dakikamız kaldı. Şimdi hocam biz EYT ve diğer meselelere girersek size söz gelmez. Dolayısıyla önce sizden kısacık son bir değerlendirme alalım. Çünkü teknik konulara gireceğiz ama vaktimiz de az. Şöyle 3'er dakikamız var diyelim. Tamam. Ben asgari ücretle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hani demin asgari ücretin evet. Arapçasını tanımladınız ya. Şimdi ben onun bir de hani literatürdeki boyutuyla tanım vermek istiyorum. Bir kişinin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek miktarda geçerli dönemdeki fiyatlar üzerinden emeğe karşılığında ödenen ücrete asgari ücret diyoruz. Asgari ücret neden önemli? Sadece demin hocamızın söylediği gibi asgari ücretle yaşamını idame ettirenler için mi? Hayır. Yine bir istatistik vermek istiyorum. Türkiye'de 16 milyon 687 bin çalışan kişinin %38'i asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Bu 6 milyon 300 kişi ediyor. Bunu bir kenara ayırıyoruz. Yaklaşık 7 milyonda diyebiliriz. Yani bu sayı güncellenebiliyor. 2021 yılında yapılan bir araştırmada asgari ücret ve bunun %50 üzerine kadar maaş alanların oranı ise %66.5 olarak görünüyor. Ve tabii asgari ücretin bir diğer önemli noktası ne? İş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinde özellikle bu BAS olarak evet. alınıyor. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımız zaman asgari ücret aslında bir takım dinamikleri tetiklemek açısından da bizim için önem taşıyor. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum son cümle olarak. Hiçbir iş yeri fiyat arttırmak istemez. Yani çünkü neden? Mevcut müşteri portföyünün, profilinin değişmesini istemez. Aynı paralelde artış olmalı ki onlar da hani bu artışları gönül rahatlığıyla yapabiliyor olsun. Dolayısıyla bu fiyatlara yansıyacak olan hani asgari ücretteki ekstra bir artış açıkçası bizler de birer tüketici olarak ucu bize dokunacağı için rahatsız edecektir. Benim demin söylemek istediğim denge bunun üzerine kurulu. Evet. Dediğim gibi gönül ister ki iki katına çıksın. Ama hani optimumu bulmak zorundayız asgari ücrette. Belki tutar minimum ama süreç iki taraf için de optimum işler.
benim söylemek istediğim şey. Umarız herkesin gönlüne göre bir ücret olur. İnşallah. Çünkü işçinin emeği söz konusu. Kesinlikle. Bunu bu şekilde bağlamış olalım. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Ben böyle başlıklar halinde her iki konuğumuza da üçer dakika vermek istiyorum. EYT beklenti ne yönde İsa Hocam? Ben bir cümlelik bir ilavede bulmak istiyorum çünkü çok önemli. Pandemi sürecinde işsizlik sigortası fonunun nasıl bir can suyu olduğu, nasıl bir ilaç olduğu ortaya çıktı. Bütün çalışanlara kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret verildi. Şimdi hükümetin çok güzel bir uygulaması vardı. Ahilik sandığı esnaf için. Yani çok güzel bir düzenleme ama onu hayata geçiremedik. Ahilik sandığı esnafa yük olmadan hayata geçirmiş olsaydı pandemi döneminde esnaf çok rahat bir nefes alacaktı. Ben buradan sizin aracılığınızla ahilik sandığının bir an önce hayata geçirilmesini hatırlatmak istiyorum. Peki. EYT ile ilgili geldiğimiz süreç biliyorsunuz artık işin sonuna geldik. Bu ay sonu ki benim beklentim pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine toplanacak. Şu anda beklentiler açıklanması yönde. Çünkü Türkmenistan dönüşü artık 2023'te masada görmek istemiyoruz dedi. Çünkü EYT'lilerin de sabrı tükendi. Yani artık o kadar uzadı ki bu iş. Bunun bir an önce açıklanması gerekiyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanımızın yapacağını öngörüyoruz. Ama takvim zaten net. Şu anda EYT'de her şey net aslında. İçerik olarak bir cümleyle beklenti. İçerik olarak prim belli. Prim gün sayısı belli. Sigortalı süresi belli. Geriye bir sadece yaş kalıyor. Evet. Ve yaşta da en önemli olan konu nedir? Daha önceden de bahsettik. Maliyet hesapları. Yani aslında EYT dediğiniz bugünün konusu değil. Daha önceden çok sayıda hesaplama yapıldı. Çok sayıda çalışma yapıldı. Dolayısıyla Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanı zaten bir araya geldi. Son sözü Sayın Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Buradaki en önemli konu yaş şartı olacak mı? Olmayacak mı? EYT'lilerin taleplerini tekrarlayalım buradan. EYT'liler kesinlikle şartsız EYT diyor. Diyor. Staj ve çıraklık mağdurları. Evet, onların da staj ve çıraklık var. Mağdurları. Evet. Daha önceden defalarca dile getirdik. Ben sürekli gündeme getiriyorum. Çünkü orada bir eşitsizlik var. Bir kısım stajyer borçlanabiliyor, EYT'den faydalanıyor ama önemli bir kısmı ama sanayide çalışan, daha zor şartlarda çalışan çırak ve stajyerler faydalanamıyor. Biliyorsunuz Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız daha önceden staj dosyası masadaydı demişti. Dolayısıyla stajyer ve çırakların da beklentileri var. Diye. Sadece bir dakikada taşeron, geçici işçi, sözleşmeliye kadro onlarla ilgili sorular var. Hepsini tek tek soramıyorum, bu şekilde soruyorum. Şimdi kadroya geçen taşeronlarda 2018 yılında ben sürecin hemen her noktasında destek verdim. Hem gazeteci olarak hem STK başkanı olarak. 700 bin üzerinde kamuda çalışan taşeron personel hizmet sözleşmesine göre çalışanlar alındı. Ama bir düşünün, bütün kamuda şoför olarak araç kiralama, mal alımı şeklinde olan taşeron işçileri kaldı. Kitlerin önemli bir bölümdeki taşeron işçileri kaldı ve dolayısıyla haklı olarak onlar da istiyor. Ben kendim bizzat şahit olduğum nokta şu: 15 yıldan beri şoför olarak aynı kurumda çalışan taşeron işçisi kadroya geçmedi ama personel hizmet sözleşmesine dayalı olan 2 ay 3 ay olan geçti. Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Ekim ayında 90 bin kişi civarı olduğunu söyledi ama maalesef şu anda ortada bir taslak yok yani bununla ilgili. Yine sözleşmelilere geldiğimiz zaman sözleşmelilerin durumu zaten netleşti artık. Sayın Cumhurbaşkanımız izah etti. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı da izah etti. Askeri personel, akademik personel, yine kitlerde olan personel dışında mali idareler dahil sözleşmelilerin kadroya geçeceği kesinleşti. Peki efendim. 3 yılını dolduran derhal geçecek. 3 yılını doldurmayan ise doldurduğu zaman kadroya geçmesi söz konusu. Yani buradan sizin vasıtanızla taşeronların taleplerini de dile getirmiş olduk. Son 3 dakikayı Sayın Bayram'a ayırıyoruz. Yine az önceki gibi tempolu bir konuşmayla rica edeceğiz. Bu arada çok affedersiniz, yarım dakikasında ben alayım. Karayolları yol bakım onarım çalışanları, TSE inceleme elemanları, Diyanet'te çalışan vekil, imam ve müezzinler. Bakın hepsini tek tek söylüyorum.
Emekliler, promosyon, özel sektörde çalışıp promosyon almak isteyen, bayram ikramiyesi almak isteyen işçiler, belediye çalışanları, belediyede zabıta görevi yapan taşeronlar, sırasıyla hemen söylüyorum. Evet, bu akşam hepinizden bahsettik değerli izleyenler. Zaten genel soru olarak da hocalarımız cevapladılar. Son 3 dakika Sayın Bayram'a ait. Buyurunuz efendim. Tabii bu sene Çalışma Bakanlığı açısından çok bereketli bir yıl oldu. Çünkü toplu iş sözleşmesinin 51. 52. maddelerinde sözleşmeli personelin durumu ve geçici işçilerin durumu vardı. Sözleşmeli personelin durumu 3600 vardı, pardon. Burada sözleşmeli personelin durumunu İsa Bey zaten bahsetti. Sözleşmeli personellerin kadroya alınması neredeyse tamamlandı. Burada 3 artı 1 yıllık bir süreç var. Mali idarelerdeki olan 197 bin kişi hemen geçecek. 227 bin kişi de zaten bu şartları doldurmuş şekilde geri kalan kısımda bundan sonra sözleşmeli olursa eğer 3 yıllık çalışma artı 1 yıllık adaylık memurluktan sonra 4. yılın sonunda kadroya geçecek. Burada aslında sözleşmeli personel bir istihdai durum olarak ortaya çıkması gerekiyor. Zaten Sayın Vedat Bilgin buna ilişkin açıklama yaptı. Mesela bir savunma sanayinde, bir uzay sanayinde istihdam edilmesi gereken personelin yüksek ücrette istihdam edileceğinden dolayı sözleşmeli personelin burada kullanacağından bahsetti. Diğer yöntemlerin tali olacağını, yani kullanamayacağından bahsetti. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Yine aynı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesi 4 tane meslek koluna aitti. Bu yasalaştı biliyorsunuz. Ocak ayı itibariyle bu yürürlüğe girecek. Bütün emekli olacaklar, maaşına beklentisi olanlar ve yeni yıl zammıyla beraber katmerli bir şekilde zam alacaklar. 3600 ek gösterge düzenlemesi de 4 meslek koluna ziyade bütün memurlara yayıldı ve buna ilişkin de biz beyanatlarımızı vermiştik. Aynı şekilde geçici işçilerin ve taşeron işçilerin sorunu var. İsa Bey bahsettiği için onlara biraz daha soft geçmek istiyorum. Burada EYT'lerin sorunu var. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Devletimiz burada 23 yıllık yani çeyrek asırlık bir sorunu artık halletmek üzere. Burası Sayın Çalışma Bakanı'nın çalışmaları, bizim televizyon yayınlarımız, sizin katkılarınız, İsa Bey'in katkılarıyla beraber, yine hocam katkılarıyla beraber EYT tartışıldı. Ama gönül ister ki daha fazla tartışılsın. Neden? Evet. Şimdi biz Hollanda modeli, Finlandiya modeli, diğer modelleri konuşurken eğer şimdi emekli olacaksan şu kadar tutar al. Emekli olmayıp çalışacaksan, çalışmaya devam edeceksen daha sonra emekli olmanın getirisi olduğundan dolayı daha fazla emekli maaşı al gibi formülleri konuşurken Sayın Vedat Bilgin şunu söyledi bize. Peki efendim. Biz son cümle olarak alalım. Ne Hollanda modeli ne Finlandiya modeli Türk modelini konuşacağız dedi. Bundan dolayı şu anda yaş şartının ortadan kalkacağını düşünüyoruz. 5000 prim müstesnisini dolduran kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl doldursa EYT sınavına faydalanacaklar. Ocak'ta yasalaşacak inşallah bu. Şubat'a itibariyle vatandaşlarımız EYT dolayı maaşını almaya başlayacaklar. Konuklarıma hoşgörüsü ve anlayışı için çok teşekkür ederim. Tam zamanında bitirebildik. 3 konukla güzel bir yayın yaptık. Hocam size ayrıca teşekkür ederim. Ben bu teknik konuları size çok sormak istemedim. Sayın Unvan çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Karakaş ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sayın Bayram size de çok teşekkür ediyoruz katkınız için efendim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim saat başında görüşmek üzere.